Herkese selamlar. Bilindiği gibi Biden yakında görevi devralacak. Senato'da çoğunluk demokratların eline geçmiş olacak. Bu şu demek, temsilciler meclisinde yani meclisin alt kanadında zaten demokratlar çoğunlukta. Senato'da yani temsilciler meclisinin üst kanadı olan senato'da yine demokratlar çoğunlukta. Başkan demokrat. Dolayısıyla Biden 20 yıldır hiçbir başkana nasip olmayan bir yetkiye sahip olacak. Göçmenlerle ilgili kanunları, kuralları düzenleme konusunda. Çünkü şimdiye kadar hep demokratlarla cumhuriyetçilerin arasındaki anlaşmazlıklardan ve kavgalardan dolayı göçmenlik hukukuyla ilgili bir şey yapılamıyordu. Reform yapılamıyordu, kanunlar konusunda anlaşılamıyordu. Ama ilk kez bir başkanın elinde böylesine bir güç olmuş olacak. Bu tabii çok değerli bir şey. Biden yönetimi neler yapabilir göreve geldiğinde? Ne tip şeyleri değiştirebilir? Bunlarla alakalı kısa bir video yapmıştık daha önce ihtimaller üzerine ama bugün biraz daha spesifik konulardan bahsetmek istiyorum. Çünkü o videoyu yapalı bir ay oldu ve değişik göçmen gruplarının, göçmen hakları savunucularının Biden'a tavsiye ettiği, Biden yönetimine tavsiye ettiği bazı hususlar var. Düzeltilmesini istedikleri, talep ettikleri. Biraz daha spesifik olarak onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi ve en önemlisi Amerika'da bulunan ve sayıları 15 milyonu bulan gayri yasal denilen veyahut da statüleri bulunmayan kişilerin yasal statüye kavuşmaları ile ilgili olan kanun teklifi. Geçtiğimiz 20 yıl içinde bununla ilgili en az 3-4 tane değişik çalışma oldu. Son aşamasına kadar gelenler oldu. Bunlar yeterli oyların bulunamaması dolayısıyla, demokratların ve cumhuriyetçilerin anlaşamaması dolayısıyla veyahut da çok basit bir şekilde Trump gibi bir başkanın buna zaten karşı olması nedeniyle bir türlü ilerleyemedi. Ama ilk kez bir başkanın elinde böylesine bir güç olacak. Temsilciler Meclisi'nde güç elinde olacak. Aynı zamanda kendisinin kanun, kural değiştirmek açısından değil ama kararnameleri, Trump'ın kararnamelerini iptal etme anlamında ve kendisi kararname düzenleme anlamında yetkileri olacak. Dolayısıyla elinde yine oldukça fazla güç olacak göçmenlerle ilgili. Bunlardan birincisi ve en önemlisi 15 milyon yasak, gayri yasal göçmenin yasal statüye kavuşması, onların bir şekilde green card alabilmeleri için önündeki engellerin kaldırılması ve onlara green card'a giden bir yolu açılması. Bunu söylerken hiç kimse yanlış anlamasın. Hiçbir şekilde zaten sırada olan kişilerin yasal olarak bu ülkeye gelmiş, green card almaya çalışmış kişilerin önüne geçmesi anlamında söylenmiyor bu. Tabii ki sıralarını bekleyecekler, cezalarını ödeyecekler, vergileri varsa onları ödeyecekler. Bunlar zaten her kanun teklifinde oluyor. Ama bir şekilde bu kişilere uzun yıllar bile bekleme süresi olsa green card'a giden yolun açılması en büyük temenni. Çok sorulan sorulardan bir tanesi, biz şimdi Türkiye'den Amerika'ya gelsek, gayri yasal kalsak biz de bu kanun teklifinden istifade edebilir miyiz? Tabii ki böyle bir şey çok mantığa yatkın görünmüyor. Çünkü her kanun yayınlanırken mutlaka bir başlangıç tarihi olur. Yani şu tarihten sonra Amerika'ya gelenler şeklinde bir bütün tasarılarda şimdiye kadar bu vardı. Bundan sonra da olacaktır. Dolayısıyla şimdiden Amerika'ya gelelim, gayri yasal düşelim gibi bir düşünce biz Türklere mahsus olsa da böyle bir şey yapmaya gerek yok. Bu muhtemelen başarılı olmayacaktır. Başka sorulan bir soru, biz Amerika'da şu anda başka bir statüdeyiz. Mesela öğrenci, H1 veyahut da iltica statüsünde, acaba bizi de kapsayacak mı? Tabii bu kanun yayınlanmadan belli olacak bir şey değil ama şunu söylemekte fayda var. Çoğunlukla sahip olduğunuz her tür yasal statü, yasal olmayan statüye tanınan haklardan çok daha iyi olacaktır. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Dolayısıyla yasal statüye sahip olan kişiler bu yasal olmayan kişiler için çıkartılacak kanundan nasıl istifade edeceğini düşünmek yerine kendileri yasal olarak nasıl green card'a gidebilirler, nasıl vatandaşlığa gidebilirler, daha çok bunu düşünmeleri lazım bu kanuna bel bağlamadan. Onu da söylemiş olayım. Evet, yasal olmayanlar dışında peki Biden'ın yasal olmayan kişilere green card yolunu açacak kanun teklifini açıklamış olduk. Peki başka ne tip tavsiyeleri var Amerika'daki Göçmenlik Avukatları Derneği'nin Başkan Biden'a? En büyük tavsiye ve en önemli tavsiye, göçmenlik bürosunun tekrar eski customer friendly, müşteri ilişkilerine dikkat eden, müşterilere önem veren, zamanlı bir şekilde dönen ve başvuru sahiplerinin başvurularını dikkate alan bir yapıya tekrar kavuşturulması ve Amerika'nın tekrar göçmenler ülkesi olarak tanımlanması. Bildiğiniz gibi Trump yönetimi USCIS'in yani göçmenlik bürosunun tanımından göçmenleri kabul eden, göçmenleri Amerika'ya kabul eden kurum ibaresini çıkartarak Amerika'nın
birliğini, beraberliğini koruyan ve bunu destekleyen bir kurum olarak tanımlamıştı. Yani göçmenleri Amerika'ya kabul eden kurumdan ziyade Amerika'yı zararlı göçmenlerden koruyan bir kurum gibi anlaşılıyor bunun tanımı. Dolayısıyla avukatların en büyük isteği ve Avukatlar Birliği'nin en büyük isteği ve Biden'dan en büyük beklenti belki de göçmenlik bürosunun tekrar göçmenleri önemseyen, zamanlı bir şekilde geri dönen ve isteklerini dikkate alan bir büro haline gelmesi ve Amerika'nın tekrar bir göçmenler ülkesi olarak tanımlanması. Biden hükümetinden beklenen bir başka şey, dosyalardaki ırka dayalı veyahut da ulusa dayalı profiling dediğimiz etiketlemenin kaldırılması ve herkese eşit muamele edilmesi. Aynı zamanda H-1B vizesi, ki en çok kullanılan vizelerden bir tanesi profesyonel işçi vizesi, bununla ilgili Trump hükümetinin yayınlamış olduğu 3 tane genelge var. Specialty Occupation, yani H-1B vizesindeki meslek kategorilerinin nasıl tanımlanacağı, wage meselesi, yani H-1 dosyalarının kotada nasıl seçileceği, kotada seçilmekten ziyade Trump hükümeti yüksek maaşlı olan H-1 dosyalarına önce vize verilmesi gerektiğini savunuyordu. Bunun değiştirilmesi. Dolayısıyla bu 3 tane kararnamenin ortadan kaldırılması, H-1B vizesinin en azından eski haline getirilerek daha kolay, daha alınabilir bir vize haline getirilmesi. Biden hükümetinden beklenen başka bir mesele, Trump'ın getirmiş olduğu iş yeri üzerinden yapılan green card başvurusu veya iş üzerinden yapılan green card başvurusu, employment based dediğimiz kategorilerdeki Amerika içindeki vize mülakatlarının kaldırılması. Bilindiği gibi bunlar Trump hükümetinden önce yoktu. %99.9 iş yeri üzerinden yapılan veya iş üzerinden yapılan green card başvuruları mülakat olmadan kabul ediliyordu. Şimdi Trump geldikten sonra bunlara mülakat getirdi. Birçok dosyadaki gecikme bundan kaynaklanıyor. Hem iş yeri üzerinden olan green card başvuruları, hem onlarla mülakat yapıldığı için evlilik üzerinden olan green card başvuruları, vatandaşlık mülakatları bu sebeplerle ilerleyemiyor. Dolayısıyla Biden'dan beklenen şey bu mülakatların, yani employment based mülakatların tekrar ortadan kaldırılması. Biden hükümetinden beklenen başka bir konu da yine Trump hükümetinin yayınlamış olduğu önceki dosyaların kabul edilmesi durumunda uzatma dosyalarının da çok büyük değişiklikler olmadıktan sonra kabul edilmesini öngören düzenlemeyi Trump kaldırmıştı. Mesela diyelim ki siz bir dosya gönderdiniz, H-1 dosyası veya E-2 dosyası, bu kabul edildi. Ondan sonra onun uzatması gönderildiğinde eğer çok büyük bir değişiklik yoksa göçmenlik bürosu önceki dosyayı referans alarak, daha önce kabul ettiği dosyayı referans alarak tekrar bir sorgulama yapmıyordu. Ama Trump bunu kaldırdı. Her dosyayı sıfırdan inceleyeceksiniz. Tekrar şartlar yerine gelmiş mi bakacaksınız. Bu tabi hem göçmenlik bürosu için hem başvuru sahipleri için çok büyük bir yükümlülük, çok büyük bir zorluk. Ama Biden hükümetinden bunu kaldırmasını ve eski düzene dönmesini, önceki kabullerin sonraki başvurularda kabul karinesi oluşturmasını, Trump'ın getirmiş olduğu bu düzenlemenin kaldırılmasını ve eski hale dönmesini bekliyoruz hep beraber. Çok önemli konulardan bir tanesi de çalışma izinleri. Bilindiği gibi Trump hükümeti 90 gün içinde çalışma izinlerini adjudicate etme, yani 90 gün içinde çalışma izinlerini onaylayıp gönderme ve dosyanın gönderilmesinden sonra özellikle ilk iltica başvurularında 30 günlük dosyaya bakma süresini kaldırmıştı. Yani iltica başvurularında ilk çalışma izinlerinin 30 günde verilmesi, onun dışındaki bütün çalışma izinlerinin 90 günde verilmesi konusunu Trump kaldırmıştı. Biden'dan bu hükmü geri getirmesini ve tekrar çalışma izinlerinin hızlı bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz. Başka bir beklenti, Trump hükümetinin yönetimi altında tamamen bir enforcement, yani kanunları, kuralları uygulayıcı, göçmenleri Amerika dışına itici bir polis fonksiyonu eda eden göçmenlik bürosunun tekrar eski haline, yani benefitleri, yani faydaları, vize başvurularını adjudicate eden, onları inceleyen ve kabul eden bir kurum haline dönüşmesi başka bir beklenti, çok önemli bir beklenti. Sanıyorum bu hükümetten en büyük beklentiler arasında aynı zamanda entrepreneurial immigration, yani girişimcilerin Amerika'ya göç etmesini sağlayacak vize kategorilerinin ihdas edilmesi, ortaya çıkartılması meselesi de var. Bilindiği gibi aslında Obama startup vizesi diye bir vize çıkartmıştı. Entrepreneurlar, yani müteşebbisler için, istihdam oluşturan kişiler için, yatırım alabilecek kişiler için, ama Trump göreve gelir gelmez bunu hemen yok etti. Eğer Biden göreve geldiğinde bu vizeyi tekrar gündeme getirebilirse veya bunun muadili, biraz daha değişiği, buna benzer bir şey tekrar gündeme getirebilirse,
Göçmenlik bürosunun çok ciddi kanayan yarası olan, bir türlü çare bulamadığı startup şirketleri için gerekli olan vizelerde belki de bir adım atılmış olur. Bu konuda da çok büyük ümidimiz var. Evet, bugünkü videomuzda Biden hükümetinden spesifik olarak beklenen göçmenlik hukukuyla ilgili adımların üzerinden kısaca geçmiş olduk. Tabii ki beklentiler bunlarla sınırlı değil ama çok fazla beklentinin olduğu çok açık. Hatta bugün bu konuyu düşünürken şu geldi aklıma. Trump memleketi o kadar sıktı, o kadar göçmen karşıtı bir duruş sergiledi ki insanlarda ister istemez göçmenlere karşı bir sempati oluştu. Çünkü nerede zorlama varsa onun karşısında insanların içinde bir empati ve sempati oluşuyor. Dolayısıyla eğer bu krediyi Biden iyi kullanabilirse ve ilk 100 günde gerçekten bu konularla ilgili adımlar atabilirse çok güzel şeyler olacak diye ben şahsen düşünüyorum. Aslında aynı beklenti bizde Obama'da da vardı. Fakat Obama o ilk 100 gündeki kredisini ve başkanlıktaki kredisini göçmenlerle ilgili düzenlemeleri daha iyi bir hale getirmek yerine sağlık reformundan yana kullandı. Bugün hala Amerika'da Obamacare diye bir şey var. Bir sürü insanın sağlık sigortası oradan karşılanıyor. Dolayısıyla öyle bir adım atmış oldu. Bugün Biden'dan beklenen ise göreve gelir gelmez en büyük kredisini kanayan yara olan göçmenlik hukuku üzerine kullanması, Amerika'daki göçmenlerin yasal hale gelmesini sağlaması ve Trump hükümetinin ezdiği, yok etmeye çalıştığı, engellemeye çalıştığı yasal göçmenliğin önünü tekrar açması. Umarım Biden kredisini bu konuya kullanır ve göreve geldikten sonraki ilk 100 günde ve özellikle görevinin ilk 2 yılında bunlara ağırlık verir. Sanıyorum bunu ümit etmek de çok yersiz değil. Halkta çok ciddi bir beklenti var ve Trump'ın gerçekten çok büyük göçmenleri sıkmasından dolayı kaynaklanan bir sempati durumu söz konusu. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Biden 20 yıldır hiçbir başkana nasip olmayan bir göçmenlik reformunun altına imza atabilir ve göçmenleri rahatlatabilir. Gerçekten de bu ülkedeki en son af kanunu 2000 senesinde çıkmıştı. 2001 Nisan ayına kadar başvuru yapılabiliyordu. Dolayısıyla 20 yıldır ülkede af kanunu veyahut da gayri yasalların yasal hale dönüşmesiyle ilgili bir düzenleme yok. Umarım bu Biden'a nasip olur. Efendim bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yayınlanan videolardan önce sizin haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bu konularla ilgili sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından cevap yazarım. Ama şunu unutmayalım. Bunlar sadece dilekler, temenniler. Dolayısıyla bunlarla ilgili ne zaman olur, sizce olur mu gibi sorulara şu anda verilebilecek cevabımız yok. Bunlar sadece dilekler, temenniler. Dolayısıyla o tip sorulara verilecek bir cevap sonuçta olmayabilir. Ama gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle önümüzdeki 3-4 ay içinde göçmenlik hukukuyla ilgili çok ciddi güncellemeler olacağını tahmin ediyorum. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere, iyi günler.